Dur! Ne oluyor burada? Na 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 na! Selena! Selena! Sana hazırladığımız bir gösteri var ekipçe. Onu takdim edebilir miyiz? Çok çalıştık. Çok heyecanlıyız. Neymiş o? Gösterelim mi? Bak şimdi. Ver ver. Selena. Aa, Selena. Bize 62'den tavşan yapabilir misin Selena? Ama iyi tavşan olsun. Sana harcayacak boş vaktim yok Hades. Ne oldu Demeter? Bu haftanın iyilik kötülük sonuçları niçin bu kadar gecikti? Sistemde bir sorun yaşıyoruz Yüce Onos. İyilikle kötülük birbirine karışmış. Ayrım yapıp sayamıyoruz. Peki haftanın galibini nasıl belirleyeceğiz? Bilemiyorum. Sistem onarımı en az 2 gün sürebilir Yüce Onos. 2 gün mü? Bu çok uzun bir süre. Skorboard'a hiç gerek yok. Bu haftanın galibi benim. Fransa parlamentosunda bir yasa çıkardım. Sonra okullarda çocuklardan çeteler kurdum. Hepsi çalışkan çocuklar Yüce Onos. Ben de o çetelerin hepsini faydalı birer sosyal kulübe çevirdim. Kimi şiir kulübü oldu, kimi spor kulübü. Ama aptal Selena, ben sonra o insanların hepsini kötü yaptım. Durun, durun! Durun! Maalesef bu haftanın galibini belirleyemedik. Ve sizler, madem ki kavgayı, dövüşü, güçlerinizi çarpıştırmayı bu kadar çok seviyorsunuz, bir defaya mahsus olmak üzere burada dövüşmenize izin vereceğim. Haftanın galibi için güçlerinizi çarpıştırın o zaman. Çarpıştıralım. İyi olan değil. Güçlü olan kazansın Yüce Onos. Sabırsızlanıyorum. Senden korkacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun Hades. O halde dövüş başlasın. Dövüşün galibi bu haftanın da galibi olacaktır. Başlasın. Çocuklar. Çocuklar biraz geri. Biraz geri. Zoro mu desem, Zeyna mı desem? Rakip dediğin böyle olur değil mi? O zaman ben de değişeyim. Ver coşkuyu kılıçlara. Ver coşkuyu.
efendi, şimdi ne yapacaksın? Konuşuyordum. Evet, seni bekliyorum. Selena! Işın kılıcın bunları savuşturdu Selena. Peki bunu savuşturabilecek misin? Hiç zannetmiyorum. Yapabilecek misin Türkçe ödevini? Hayır, nasıl yapayım ki? Evet ya, Ömer Seyfettin'in eserlerinin özetlerini nereden bulacağız bilmiyorum. Çok kolay. Çok mu kolay? Nasıl yani? Ömer Seyfettin'in eserlerini okuyup özetini çıkarabilirsiniz. Hmm. Aa Nazlıcığım, aferin sana. Bak biz bunu düşünemedik değil mi Leyla? Başka türlü nasıl olacak ki? Selena'dan yardım mı istesek? Pes yani. Odada sivrisinek olduğunda Selena'yı çağıralım, kovsun bari. Doğru. Buldum. Neyi? Sineği nasıl kovacağını mı? Hayır tabii ki Nazlıcığım. Ödevimizi nasıl yapacağımızı. Bilgisayarla. Aa doğru. Bilgisayarda Ömer Seyfettin'in bütün eserlerinin özetlerini bulabiliriz. Peki bilgisayarı nereden bulacağız? Kıvılcım ben rica ederiz. Alt tarafı yarım saatlik işimiz var deriz. İnşallah sorun çıkarmaz. Umarım. Neyse, isteyenin bir yüzü kareymiş. Hadi gidip bilgisayarı kullanmak için izin isteyelim. Oh ne güzel yapıyorlar Türk kedisini. Ama aptal biri yardım edecek ona. Leyla zaten nerede ezikler var? Gidiyorlar onlara yardım ediyorlar. Kıvılcım, biz senden bir şey rica etmeye gelmiştik. Daha sonra, şimdi film izliyorum. Kimsenin ricasıyla ilgilenemem. Tamam o zaman, sen filmini izlemeye devam et. Çünkü odandaki bilgisayar bize yarım saatliğine lazım. Olmaz, bilgisayarla benim işim var. İyi de zaten şu anda film izliyorsun. Senin filmin bitene kadar bizim de işimiz bitmiş olur. Ben bu filmi buraya kadar izlerim. O salak biri Kürt kedisinin yanına gelene kadar. Sonrası sinirimi bozuyor. Birazdan arkadaşlarımla sen de sohbet edeceğim ben. Ekremciğim. Hayatım. Aşkımın nefesi, baksana ne getirdim. Kredi kartı, hesap ekstreleri canım. Dışarı çıkınca bir ara ödeyiverirsin zahmet olmazsa. Aslıcığım, bu ay biraz fazla harcama yapmış olmayasın. Ay yok, aslında o kadar çok değil Ekrem'cim. Böyle çok fazla sayfaya bastıkları için fazla görünüyor. Yani küçük küçük yazsalar, biraz da uzun sayfalar olsa bu kadar çok görünmeyecek. Herhalde. Ha bu arada bizim eve bir bilgisayar yetmiyor. Kızlara bir bilgisayar almamız lazım. Bilgisayar, kızlara mı? Ne alakası var? Yani almayalım demiyorum hayatım. Tabii ki alalım ama... Evdeki radyasyon oranı artacak diye endişe ediyorum. Aslı saçmalama Allah aşkına. Bir bilgisayar cep telefonunun 1/30 kadar radyasyon yaymıyor. Neyse ben sana şimdi para vereyim. Bu bilgisayar işini sen hallet, olur mu? Al. madem ısrar ediyorsun yarın gidip alırım canım. Çok teşekkürler amcacığım. Bizi düşündüğünüz için sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim çocuklar. Eğitiminiz için gerekli bu. Hiç merak etmeyin, Aslı yengeniz yarın sabah halleder. Yarın hallederim çocuklar. Aa!
Athena! Hades! Bakalım sürprizime ne diyeceksin? Al bakalım! Helena! Ne yaptın bana? Kıpırdayamıyorum! Çok soğuk! Hiç! Sadece biraz dondurdum. Yıllar sonra senin gibi önemli bir şahsiyetten faydalanmak isteyenler olabilir. Bu yüzden diptiz haline getirdim seni. Açıldığım zaman çok kötü yaparım. Selena! Süre doldu. Hayır, dolmasın. Eğer bir dakikam daha olsaydı neler yapardım sana. Selena! Çok soğuk. Süre doldu ve bu güç savaşının galibi Selena. Selena'nın ödülünü getirin. Getirdim Yüce Honos. Selena, bu kolyenin bir özelliği var. Ya, nedir Yüce Honos? Hafıza gücü var. Bu güç sayesinde insanların hafızalarından belli bir zamana ait bilgileri silebilirsin, unutturabilirsin. Ya, çok ilginç bir özellik Yüce Honos. Gerçi bu madalyon benim hiçbir işime yaramaz ama bu hale düşmemeliydim. Çözün beni! Çok soğuk. Yüce Honos, bir şeyler yapın. Na 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 Selena, Selena, Selena. Selena. O diğer meyve tabağı kimin? Bunu da kızlara getirdim Kıvılcım Hanım. C vitamini alsınlar diye. Grip çok kötü salgınmış. Ben o tabağı da istiyorum Aslı. Duydun Kıvılcım. O tabağı hemen buraya bırakmışsın sen. Ama Aslı. Aa, ama filan deme canım. Karşılık verme bana. Benim kızımın vitamin C'ye ihtiyacı var. Çık dışarı hadi çık. Tamam Müstesna teyze boş ver. Biz yemesek de olur. Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol. Tamam tamam anladım. Anladım. Ben yarın sabah ilk uçakla gelirim İzmir'e o zaman. Siz de bu arada yalnız bu gece sözleşmeleri hazırlayın da vakit kaybetmeyin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Aslı'cığım ben yarın bir günlüğüne İzmir'e gidiyorum. Duydum canım. E ne yapalım? Güle güle git, güle güle gel o zaman. Güle güle amcacığım. Sağ salim gidip sağ salim gelin. İyi yolculuklar. Seni özleyeceğiz amca. Teşekkür ederim kızlar. Ben de sizi özleyeceğim. Ama şimdi yarın sabah ilk uçakla gideceğime göre erkenden yatmalıyım. İyi geceler. Aa, iyi geceler. İyi geceler de Ekrem'cim gitmeden önce senden bir şey rica edeceğim. Daha doğrusu sana bir siparişim olacak. Tabii canım söyle. Bana bir makyaj takımı alır mısın canım? Markasını yazarım ben sana. Makyaj takımı mı? Aslı'cığım sen karıştırdın galiba. Ben free shop'tan geçmeyeceğim. İç hatlardan İzmir'e gidiyorum. Olsun canım. İzmir'in içinden alırsın sen de. İyi tamam peki. Unutmadan. Bir de parfüm istiyorum canım. Görsen şu kadarcık kalmış. Bir de gece yüz bakım kremi. Parfüm ve gece yüz bakım kremi. Tamam unutma. Ay asıl önemli şeyi unutuyordum. Bir küpe, kolye takım olursa güzel olur. Bir de tek taş olursa ay bayılırım. Oh, hoppala. Ben de yine MP3 çalarla spor ayakkabısı istiyorum. Ekrem'cim bir de İzmir'e kadar gitmişken oranın meşhur yılan derisi ayakkabısından alsan diyorum. Tabii çantasını almazsan bir işe yaramaz. İkisini bile beraber alacaksın. Meşhur mu? Meşhur. Geçen derde bir gecede meşhur oldu ya. Bana da yine okul çantası. İki aydır aynı çantayı kullanmaktan bıktım. Ama Kıvılcım abarttın sen de birazcık kızım. Evet ya. Unutamıyorsun işte Koray. Ya biliyorum şu anda senin yerinde ben olsam ben de aynı şeyleri söyleyecektim. Unut gitsin bir kız için değmez. Zaten seni hak etmiyormuş falan filan. Ben sadece... Yok yok sistem olsun diye söylemiyorum. Ama böyledir. Başkasının aşk acısını dindirmek için aklını kullanabiliyor insan. Sıra kendine gelince olmuyor işte. Kalbini devreden çıkarıp mantığının sözünü dinletemiyorsun kendine. Ya ama böyle üzülerek nereye kadar dostum? Bilmiyorum. Yani ayrılmak değil aslında bana bu kadar koyan. Bir şekilde anlaşamazsın. Karakterin uyuşmaz. Ayrılırsın. Tamam.
Ya yine üzülürsün belki ama doğru olanı yaptığını bilirsin içinde. Bak, doğru olanı yaptığından emin değilsin demek. Yani tabii eminim aslında. Sonuçta yaptıkları ortada. Ama hala neden böyle bir şey yaptığını anlayamıyorum. Ne yaptığımı bir de ben anlayabilsem. O kadar iyi, o kadar saf birine benziyordu ki. Ya belki yanlış bir anlama vardır. Belki emlakçı yanlış biliyordur. Belki kız evlenmemiştir. Ne? Evlenmek mi? Demek emlakçı böyle bir şey söyledi. Bu yüzden yani. Sanmıyorum. Evlenmemiş olsa emlakçı niye öyle desin ki? Hemen gönlü olup ona her şeyi anlatmam lazım. Ayrıca kendisi de söyledi bana evlendiğini. Küçüklüğünden beri oyun oynamayı severmiş hanımefendi. Ne? Ama ben böyle bir şey söylemedim ki. Hades. Hades benim kılığımdayken söylemiş olmalı. Açıklayamam ki bunu. Kardeşim benim. Keşke seni teselli edebilecek bir şeyler söyleyebilsem. Sağ ol bir kardeşim. Sen söyleyeceğini söyledin. Aslına bakarsan haklısın da. İnsanlarla bu kadar kolay oyun oynayan bir kız için pek de üzülmemek lazım. Bakma sen bana. Unuturum yakında. Evet. Yarın sabah Ekrem Bey'i havaalanına bırakıyoruz. Kızları da okula bırakıyoruz. Oradan da Seval Hanım'la şöyle bir gezinti. Efendim. Alo, Seval Hanım, iyi akşamlar. Ekrem ben. Aa, Ekrem Bey merhabalar. Efendim, rahatsız etmiyorum umarım. Yok, rica ederim. Ne rahatsızlığı. Neler yapıyorsunuz? Evde misiniz? Evdeyim efendim. Artık gece hayatına bir ara vermek istedim. Yani her gece dışarı çıkıp aynı insanları görmekten sıkıldım. Çapalar mapalar, yoruldum ya. ya, ben de. Koskoca evde tek başıma oturuyorum ben de. İş yerinden dosyaları falan getirdim. Can sıkıntısından onları inceliyorum. Ya, değil mi? Ben de televizyona baktım, belgesel falan var mı diye. Yok. Ondan sonra dedim ki kitap okuyayım bari. Kitap okuyorum efendim. Aha, ne güzel. Hangi kitabı okuyorsunuz? Efendim, Kırmızı Urbalılar. Yabancı tarihi bir roman. Yazarı da Michael Swing. Michael Swing. Duydum ben metini. Yalan ya. Ne kadar iyi atmışım. Efendim? Hayır efendim. Yani benden başka birisinin de Michael Swing okuyor olması çok hoşuma gitti değil mi? Ya Seval Hanım, ben sizi şey oğlum, için... Oğlum! Bak, sana tatlı ayırdıydım. Hemen ye hadi. Git! Git şimdi değil! Bana mı dediniz Ekrem Bey? Hayır efendim. Ne münasebet, hizmetçim geldi de ona söyledim. Hizmetçi ertemizi seni eşek sıpası. Yine o değil mi telefondaki? Müstesna Hanım, siz onu şöyle bırakın. Ben emin olun onunla ilgileneceğim ya. Ay yok Ekrem Bey. Ben kendim bununla bizzat ilgilenirim. Ne de güzel oldu. Değil mi? Oh valla. Biraz önce bana bir şey diyecektiniz Ekrem Bey. Yani Seval Hanım, diyorum ki ben şöyle bir baktım. Yarın benim bir randevum yok. Toplantım yok. Hani diyorum şöyle, siz de uygunsanız beraber bir dolaşsak. Hazır araba bendeyken. Yani araba serviste değilken, tamirde değilken. Aha, çok güzel olurdu. İş yerinden izin alabilirsem. Efendim? Yani Allah izin verirse tabii, niye olmasın? Allah izin verir canım. Allah severlerin her daim yanındadır. Yani Allah... Birbirine arkadaşça duygular besleyen insanların hep yanındadır yani. O zaman ben sizi yarın arayayım. Peki, oldu. Tamam. İyi geceler efendim. İyi geceler Ekrem Bey. Of be Zübeyde. Tutuldum bir kuyruklu yalana. Bakalım ne zaman çıkacak foyan ortaya. Ay, adam hem zengin hem entel. Dostoyevski'nin Savaş ve Barış kitaplarını okuyor ya. Keşke onu hiç tanımamış olsaydım. Hiç karşıma çıkmamış olsaydı. Evet, keşke bizi yaralamış her şeyi unutup beynimizden yok edebilsek. Edemiyoruz işte. Korkarım onu ömrümün sonuna kadar da beynimden silemeyeceğim Koray. Kolye! Kolye silebilir.
Bu arada kitabı okudum. Ya, okudun demek. Evet, büyük bir keyifle. Çok güzel değil mi Özdemir Asaf'ın şiirleri? Şiirler çok güzel, kitabın içindeki de. Küçük çocuklar yapıp geceleri kendimden, seni öpsünler diye gönderiyorum sana. Bana kucaklarında seni getiriyorlar. Ben de sonra o seni getiriyorum sana. Mesela sana kendi ellerimle yemek yapsam? Ben öyle her yemeği beğenmem ama. Merak etme, ben beğendiririm. Yaprak sarması ama. Yanında da mantı. O nişanlı olan kızı mı diyorsunuz? Nişanlı mı? Bir yanlışlık olmasın? Ne yanlışlığı canım? Kız nişanlıydı, evlendi gitti. Evlendi mi? Emlakçı tam olarak ne demişti? Ya belki sen yanlış duymuşsun. Emlakçı mı? Ne emlakçısı? Hem neyi yanlış duymuşum ki ben? Hoppala. Oğlum daha az önce Selena'nın evlendiğinden bahsetmedin mi sen? Yoo. Böyle saçma bir şey de nereden çıkardın? Ya, ya sen benimle dalga geçiyorsun ya da sen kafayı üşüttün. Kafayı üşüttün mü bilmem ama ben şimdi üşüdüm. Ben de. Hadi kalkalım. Ne biçim bağırıyor ya? Sanki çocuğunu kaçırıyorlar. Efendim? Klasik müzik diyorum. Ne kadar güzel çalıyor değil mi Seval Hanım? Ya sizin de klasik müzik sevmeniz ne güzel bir tesadüf. Değil mi, değil mi? Yani klasik müzik de klasik müzik canım. İnsan dinlemeden yapamıyor. Adeta kendimden geçiyorum ya. Ya. Değil mi? Kendimden geçtim, geçeceğim sanki. Ay, ay, ay! Ay. Oğlum yavrum, ben mi yaptım? Araba mı çaldı? Oğluma izin alçak adam. Sen ne biçim şoförsün be? Ya inanın görmedim. Gördünüz mü oğluma izni? Gördüm gördüm. Böylelerine ehliyet verirlerse böyle olur işte. Ay yavrum ben ne yaparım sensiz Ahmet? Ya ne yapacağız? Hemen hastaneye götürün. Hastane. Beyefendi hastane. Götürelim. Beyefendi tut tut tut. Sistemi öyle bir oturttum ki artık ben olmadan da kötülük yapabiliyorlar. Her şeyi devletten beklememek lazım değil mi? Demek sen de Zülfikar abine karşı boş değilsin Nazlı. Evet ben onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Bilince evleneceğiz. ne diyelim yani, Allah müsait etsin. Bak abla Ozan geliyor. Günaydın Ozan. İşte aradığım fırsat ayağıma geldi kızlar. Ozan seninle konuşmuyor. Selin aramızdan çekildiğine göre Ozan tamamen benim demektir. Ozan, Ozan benimle niye konuşmuyorsun?
ya, duymamıştır belki. Evet evet, duysaydı cevap verirdi. Kulağında kulaklık vardı galiba, ondan duymamıştır. Kızlar boşuna uğraşmayın. Hepimiz duyduğunu iyi biliyoruz. Kolye koptuğu için hala benimle konuşmuyor. Hepsi Selena'nın kılığına girmiş Hades yüzünden. Öyle deme hanımefendi, Allah'ın izniyle yetiştireceğiz çocuğu. Yok yok, gitti Ahmet'im. Baksanıza gözleri toprağa bakıyor yavrum. Daha dün Galatasaray minikler takımına seçilmişti. Hadi ya. Ya Fatih Terim görmüştü de çok beğenmişti. Geleceğine Hakan Şükür'ü diyordu ya. Yapma ya. Seni saraylarda yaşatacağım derdi. Yavrum, bu yaşta Mazrail'e pas verecekti. Ya gördünüz mü Seval Hanım? Çocuk bir de futbol takımına seçilmiş, ne yaptım ben ya? Salmayın siz de kendinizi böyle Ekrem Bey. Yok bir şey, yetişiriz hastaneye. Hop, yanlış yere gidiyorsun birader. Beyefendi saçmalamayın, ileride özel hastane var. Çok iyi doktorlar var, oraya götürüyorum canım. Yok yok, şurada özel geçmiş olsun tıp merkezi var, oraya götürelim. Beyefendi ne münasebet, tam teşekkürlü hastaneye götürüyorum canım, olur mu öyle şey? Ne teşekkürü ya, sensin teşekkür kardeşim. Çocuk benim değil mi? İstediğim yere götürürüm. Hem orada da çok iyi doktorlar var. Allah Allah. Tamam, madem öyle istiyorsanız. Yavrum. Ahmet'im. Selam kızlar. Selena. Ne işin var senin burada? Oturun oturun. Ben buralardaydım, bir uğrayayım dedim bakalım benim kızlar ne yapıyor diye. Bana ihtiyacınız var mı? Yok. Yo. Var. Öyle mi? Ne oldu anlat bakalım. Kolyem. Kolyem mi? Ne oldu ki kolyene? Hades senin kılındayken kolyemi kopardı Selena. Ne? Hades mi? Bir dakika bir dakika. Ah, kötülük için ne kadar güzel bir gün. Sinek üçlü de buradaymış. Aa! Aa! Ne yaptın sen? Boynum acıdı. Ya kolye de koptu. Çok çok özür dilerim küçüğüm. Bu bende kalsın. Ben bunu tamir edip sana getiririm, tamam mı? Görüşürüz. Hades. Şimdi her şey anlaşıldı kızlar. Kim bilir benim kılımdayken daha neler yaptı. Yani şimdi bir şekilde bu olanları Ozan'a anlatmalıyız değil mi Selena? Hayır kızlar, anlatamayız. Ama unutturabiliriz. Unutturmak mı? Nasıl? Bitti o, doktor. Doktor. Ne oldu, nesi var? Araba çarptı doktor bey, hemen acil alın. Olmaz olmaz, acile çok süre var. Siz bana verin, ben hemen müşahede altına alırım. Ben götürseydim. Olmaz beyefendi, enfeksiyon kopabilir, siz burada bekleyin. Yavrum, Ahmet'im enfeksiyon da mı kapacaktı yavrum? Oğlum kurtulacak mı doktor bey? Muayene etmeden bir şey diyemem. Ama kurtulsa bile artık futbol oynayamaz. Futbol oynayamaz mı? Siz futbol oynadın nereden biliyorsunuz? Nereden bilecek kardeşim? Söyledim ya Galatasaray'ın minikler takımına seçildi diye. Benim oğlumu bu semtte herkes tanır. Ya evet, minik Ahmet'i herkes tanır. Şimdilik burada bekleyip dua edin. Başka yapacak bir şeyiniz de yok. Şimdi sen gerçekten de Ozan'ın bu olayı unutmasını sağlayabilir misin Selena? Bu madalyon sayesinde evet. Madalyon mu? Hı hı. Hades'le olan mücadelemi de ödül olarak kazandım. Şimdi sadece izleyin, tamam mı? Adım Ozan. Benim de Selin. Bunlar da kardeşlerim Leyla ve Nazlı. Şey, sana yardım etmemi ister misin? Hayır. Beni daha fazla bu durumda görmeni istemiyorum.
İyi şanslar Selin. Teşekkürler Ozan. İnsanın saçlarının olması çok güzel bir şey. Hele seninkiler gibi güzel olunca. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok zaten. Çünkü ben bunu senden bir aferin almak için ya da aa ne düşünceli çocukmuş demen için almadım. İçimden geldiği için aldım. Bunu hayatım boyunca saklayacağım. Sana nasıl anlatayım? Selim böyle biraz düşüncesizdir. Yani kardeşlerinden farklı. Nasıl yani? Anlayamadım. Ay nasıl anlatayım? Böyle hiç kimseyi sevmez. Hiçbir şeye değer vermez bu kız böyle. Yok canım, emin misiniz? Selin şöyle birine benzemiyor mu? Ya. Peki. Bu ne o zaman? Ama bu kırılmış. Evet. Böyle beğenmediği şeyleri kırar atar. Yani hiç manevi değeri var mı yok mu düşünmez. Demek beğenmedi ve kırdı attı. İnsan ancak sevmediği, değer vermediği, böyle nefret ettiği insanların hediyesini ancak böyle kırıp atabilir değil mi? Ha? Yani gerçi o durumlarda bile yapmaması lazım değil mi? Evet, böyle yapmamalıydı. Onun hakkında yanılmışım. Kötü anılar siliniyor. Kötü anılar siliniyor. Kötü anılar silindi. Tamamdır. Süpersin Selena. Selena, ben de yapmak istiyorum. Belki biraz daha büyüdüğünde Leyla'cığım. Hem bu madalyonun hiçbir zaman yanlış ellere geçmemesi gerekiyor. Yoksa birçok insanın hayatı tehlikeye girebilir. Bende de geçici olarak kalacak zaten. Şimdi sen gerçekten Ozan'ın bütün bunları unutmasını sağladın değil mi? Hı hı. İstersen hemen git ve gör. Tamam. Bir daha seninle görüşmemeye karar verdiğine göre bugün okul çıkışında buluşabiliriz. Eğer tabii istersen. Buraları erkek arkadaşın yok. Ben şey bilemiyorum. Bakın burada kimler var? Ozan'dan özür dilemeye geldiysen havanı al üstelik. Nasılsın Ozan? İyiyim Selin, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz çıkıp bahçede dolaşalım mı? Kız arkadaşının yalnız başına dolaşmasını istemezsin herhalde. Olur tabii ya, olur dolaşalım. Hem benim ne işim var ki zaten burada? Ama siz ikiniz küssünüz. Küs müyüz? Değil misiniz? Yo, küs falan değiliz. Evet, neden küselim ki? Peki kolye? Kolyeye bir şey mi oldu yoksa? Kolye. Teşekkürler Selena. Bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim. Bak, işte burada. Hayatımın sonuna kadar takacağım demiştim. Hadi gidelim. Selin, neden bilmiyorum ama içimden geldi. Seni çok özledim. Beyefendi lütfen öyle çocuk ölmüş gibi konuşmayın. Yetiştirdik işte bunu öyle diyorlar. Yok gitti o gitti. Daha yolda gelirken ölmüştü. Beyefendi saçma sapan konuşmayın ya. Ben kendi elimle teslim ettim Ahmet'i doktora. Nefes alıyordu. Sen benim oğlumu benden iyi mi bileceksin kardeşim? Öldü diyorsak öldü işte yavrucak. Ya estağfurullah efendim siz de ama şöyle şey etmeyin hemen. Ya Ekrem Bey fazla üstlerine gitmeyin. Acıdan ne dediklerini bilmiyorlar. Bana bu çocuğa bir şey olursa ben ne yaparım? Ya biz ne yaparız? Biz ne yaparız ha? Hiç düşündün mü? Gitti. Geleceği Rüştü'se gitti. Beyefendi Hakan Şükür değil miydi? Rüştü Kaleci.
Ya ne kalpsiz adamsın sen be. Çocuk içeride ölüyor, sen burada sistem tartışması yapıyorsun. Tamam beyefendi, kusura bakmayın, ben de şoktayım, ne dediğimi bilmiyorum zaten ya. Doktor bey, nedir çocuğun durumu? Kurtulacak mı evladım, ne olur gerçekleri söyleyin doktor bey. Maalesef modern tıbbın bütün imkanlarını kullandık ama Ahmet çarpmaya bağlı beyin kanamasından hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti. Hadi bakalım kızlar, siz de sınıfa girin artık, ben de gideyim, tamam mı? Sonra görüşürüz. Selena, bak Burak öğretmen orada. Aa evet. Hemen ortadan kaybolun yoksa sizi kurbağaya çeviririm. Hadi Nazlıcığım biz gidelim de genç çiftimizi yalnız bırakalım. Kurbağa konusunda şaka yapmıyorum. Tamam o zaman, görüşürüz. Selam. Selam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Burak? Seni gördükten sonra daha iyi oldum diyebilirim. Yani sürekli yanımda olursan hep mutlu olabilirim. Ya da şöyle diyeyim, sen yanımda olmadığın zamanlar kendimi hep mutsuz hissediyorum. Ben de seni gördüğüm zamanlar mutlu oluyorum. Diyorum ki okuldan sonra... Her şey yolunda mı Burak Bey? Evet, her şey gayet yolunda. Ne oldu Fitnat Hanım? Hayır, okulda birden yabancı birine görünce şaşırdım da... ...malum son zamanlarda hırsızlık olayları bayağı artmış. Bu yüzden okula yabancıları sokmuyoruz. Ben yabancı biri değilim. Yabancı olmanız için illa başka bir dilde konuşmanız gerekmez herhalde. Ama... Duydunuz dilin sesini. Eh, öğrenmeye aç gençlerimizi bekletmeyelim değil mi? İnsanlar bu okula bir sürü para yatırıyorlar. Ben de o parayı size yatırıyorum. Lütfen şimdi buyurun dersinize girin. Selena benim arkadaşım. Yabancı değil. Bırakın da ona ben karar vereyim. Önemli değil Burak. Sen dersine gir, ben hallederim. Görüşürüz. Görüşürüz Selena. Amacınızı anlamış değilim ama ben yabancı değilim. Selin, Leyla ve Nazlı'nın teyzesiyim. Ya çok ilginç. Peki bundan Aslı Hanım'ın haberi var mı? Siz onların velisi değilsiniz küçük hanım. Bu yüzden bu okula giremezsiniz. Yasaklıyorum. Okula istediğim gibi girer çıkarım, ruhunuz bile duymaz. Aa, demek bana tehdit ha. Bu okulda benden habersiz hiçbir şey olmaz Selen Hanım. Selena. Hiç önemli değil. Çünkü sizi bir daha görmeyeceğim. Bence buna fazla emin olmayın. Bu okulun bir takım kuralları vardır hanımefendi. Yani daha önce uygulandığı pek görülmemiş kurallar. İsterseniz bunu okulun bahçesini dışında sizi bekleyen yeni arkadaşlarınızla tartışın. Şimdi benim gitmem gerek. Tabii sizin de. Çok içimden geldi. Çok enteresan. Ellerimde bir karıncalanma, bir sıcaklık hissettim. Allah Allah. Sizi bir daha bu okulda görmek istemiyorum. Aa, fotoğraf makinesi. Şimdi uzatır mısınız? Kılıcımınki bozulmuş da kılıcım benim kızım olur da. Aa, şimdi uzatır mısınız bir bakayım? Güzelmiş. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama kıvılcım anlar herhalde değil mi? Ay, insan da alışverişe çıkınca her şeyi alası geliyor yani. Haklısınız. Ay! Ay ben de ne unuttum ne unuttum diyorum hanımefendi, aşk olsun yani. Siz de hiç hatırlatmıyorsunuz bana. Ekremciğim bana evdeki beslemeler için bilgisayar al diye tembihledi. Ha, Ekrem benim kocam olur. Ay ne yapacağım şimdi, ne yapacağım, almadığımı görürse çok bozulur. Ne yapayım, ne yapayım? Ama siz de her şeyi benden bekliyorsunuz. Biraz kurnaz ol Aslı, kurnaz ol. Nasıl bir kurnazlık yapabilirim ki? Sen bu cadılara yeni bilgisayar almak zorunda değilsin ki. Git bir tamirciye eski, kullanılmış bir bilgisayar al. Evet,
Ben bu çocuklara yeni bilgisayar almak zorunda değilim ki. Üstelik Ekrem'le git yeni bilgisayar al demedi. O halde gidip eski, kullanılmış bir bilgisayar alabilirim. Ne kadar akıllıyım değil mi hanımefendi? Değil mi? Lan kör insanoğlu. Bir kere de bana teşekkür etme kadın. Kaç para bunlar? Yavrum. Oğlum. Ah. Gitti pırlanta gibi evladım, gitti. Ah evladım, gitti Ronaldinho, gitti. İyi günler, ben ekipler amiri Şahin. Cinayet masası mı? Cinayet masası mı? Ahmet'in katili siz oluyorsunuz galiba. Komiserim, ben çocuğu görmedim, birden fırlamış. Evet, biz bir ses duyduk, indik baktık çocuk yerde yatıyor. Burada soruları ben sorarım. Ruhsatınızı alabilir miyim? Zabıt tutmam lazım. Ruhsat, tabii, tabii. Buyurun. Ekrem Aykar siz oluyorsunuz değil mi? Şey ben... Evet kendisi Ekrem Bey. Başınız sağ olsun efendim. Sağ olun komiserim, sağ olun. Sağ olun. Ölen çocuğun futbolcu Ahmet olduğunu öğrendim. Daha da üzüldüm eminim. Siz de mi tanıyorsunuz çocuğu? Tanımam mı beyefendi? Tam da Galatasaray'a transfer olmak üzereydi. 10 yıl sonra Galatasaray defansının değişmez oyuncusu olacaktır rahmetli. Defans mı? Yani her mevkide oynardı. Ah Ahmet'im ah, gitti evladım, gitti. Keşke daha dikkatli sürseydiniz arabayı. Hem Türk futbolunun geleceğini hem de kendi geleceğinizi kararttınız. Kendi geleceğimi mi? Nasıl yani? E tabi, 20 yıldan aşağı ceza almazsınız bu durumda. Ne? Komiserim ben öldürmedim, çocuk biraz fırlamış bir şey olmuş ya, yapmayın. Fark etmez efendim, fark etmez. Sonuçta ölüme sebebiyet verdiniz. Ben 20 sene hapis mi yatacağım şimdi? Yok, 20 yıl yatmazsınız. Ama öyle dediniz demin. Hayır, ben 20 yıl ceza alırsınız dedim. Belki duymuşsunuzdur. Hapishanede çocuk katiline pek iyi davranılmaz. Bu yüzden muhtemelen cezanızın 3 ayını yatmadan şişlenmiş olursunuz. Ne? Şişlenir miyim? Ya üzüldüm sizin için. İyi bir insana benziyordunuz. Ben şimdi göz göre göre ölüme mi gidiyorum ya? Annem mahvolacak, annem üzüntüden kadıncağız bitti ya. Hadi ben iyi halinizi göz önünde tutup, zabıt tutmayıp kamu davası açılmasını engelledim diyelim. Yapar mısınız böyle bir şey? Olabilir. Ama ailesinin de şikayetçi olmaktan vazgeçmesi lazım. Yavrum. Evladım. Yarın da Galatasaray'la sözleşme imzalayacaktık. 5000 YTL transfer ücreti alacaktık. Bakın aklıma ne geldi. Olan oldu. Ahmet'e artık hiçbir şey geri getirmez. Gelin katil bey 5000 YTL transfer ücretini size versin. Şikayetten vazgeçin. 5000 YTL mi? Hapishanede şişlenmekten iyidir herhalde. Evet Ekrem Bey, 5000 YTL sizce para mı? Yani sizin benim gibiler için para mı? Ya olur böyle şey canım, saçma sapan konuşmayalım ya, bu insanların acısı var. 5000 YTL nedir ya? Öyle ama beyefendi, ölenle de ölünmüyor ki. Doğru tabii, ölenle ölünmez. En azından Ahmet sayesinde kazanacakları parayı tazmin etmiş olursunuz böylece. Evet Ekrem Bey, kabul edin. Bakın onlar da razı. 5000 YTL için hayatınızı köreltmeye değer mi? Hem sizinkine hem başkalarınınkini bir yerde. Tamam, hadi onlar da razı. Ben bu parayı bir şekilde bulacağım. Yani bankadan yarın halledeceğim. Ay. Ay. İyi günler beyefendi. İyi günler, buyurun. Şöyle en eskisinden, ucuz, ikinci el, hatta 3., 4., 5. el bir bilgisayar arıyorum. Aradığınız istediğiniz bir özellik var mıydı? Hayır, yok. Ucuz olması dışında hiçbir özellik aramıyorum. 64 tarzı bir bilgisayar var elimizde. Fakat parçası bozulduğunda herhangi bir şey yapamayız. Ama benim işimi görürsünüz. Paket yapın, ben götüreyim. Siz bilirsiniz. İnanamıyorum, bu bilgisayar bizim mi? Evet Nazlıcığım, bizim. Artık bununla ödevlerimizi rahat rahat yaparız. Ne özellikleri var acaba? Arkadaşlarımızla da yazışırız. Hadi ben monitör alayım. Ne
böyle? Hem de bozuk. Yeni değil mi yani? Asiye yengenin bize alabileceği bilgisayar ancak böyle bir şey olabilirdi zaten. Ne hayaller kurmuştum. Selam kızlar. Selena, hoş geldin. Kötü bir şey mi oldu? Aslı yenge bilgisayar olarak bizi buna aldı. Selena, bununla hiçbir şey yapamayız ki. Bize bilgisayar olarak bu taş devrinden kalma şeyi layık görmüş. Üzülmeyin kızlar. Ben bu bilgisayarı harika bir bilgisayara dönüştürebilirim. İşte bilgisayar diye buna denir. Güle güle kullanın kızlar ama sakın chat sohbetlerine dalıp da derslerinizi, uykunuzu ihmal etmek yok, tamam mı? Tamam Selena, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol Selena. Ekrana senin resmini koyacağım, seni çok seviyorum. Ben de seni, üçünüzü de çok seviyorum. Kızlar ben şimdi gidiyorum, kendinize iyi bakıyorsunuz, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok güzeldi mi abla? Evet. Selena sayesinde süper bir bilgisayarımız oldu. Bilgisayarımı nasıl ezdikler? Sizinkine bilgisayar yerine elektronik beyin mi desem acaba? Vallahi sen canın ne isterse onu söyle Kıvılcım ama biz ona kısaca teknolojinin son harikası diyoruz. O kadar çok hızlı ki yakında Formula 1 yarışlarına sokmayı düşünüyoruz. Ne diyorsunuz siz ya? Ha? Olamaz! Aslı gidip bunu size mi aldı? Evet. Sorarım ben onu. Sofia, oğlum, hadi artık sil gözyaşını. Ağlama artık Tosun'u, yeter. Ya nasıl ağlamayayım anne ya? Çocuk katili oldum çıktım ya. Yavrum, yakıştırma öyle kendine katil matil diye. Yazısında varmış olmuş. Hem sen isteyerek çarpmamışsın ki. Bak adamlar da hatanın olmadığını anlamışlar ki şikayetçi olmayacaklarmış, öyle değil mi? Ya tamam sağ olsunlar şikayetçi olmuyorlar da. Ya benim içime sinmiyor anne. Ne demek oğlum içime sinmiyor? Ne? Herhalde en doğrusu teslim olmak ya. Ben gideyim teslim olayım, nezam nese çekeyim ya. Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol. Ne demek oğlum, ne diyorsun sen? Zaten o parayı da denkleştiremeyiz. Bu ne anne? Bunları verirsin adamlara. O kadar eder mi bilmiyorum ama hiç yoktan iyidir ha. Anne, bunlar sana dedemin düğününde taktığı bilezikler değil mi? He. Anne saçmalama, ben dedemin hatırasına nasıl böyle bir şey yaparım ya? Zülfikar'ım, yiğit oğlum. Benim bu dünyada senden başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Evlenirsen düğünde karına takarım. Onu göremezsem de fukara anandan bir miras olarak kabul edersin diye saklamıştım bu bilezikleri. Ama sen zaten hapislere düşersen benim yüreğim dayanmaz ki öyle veririm. O zaman bileziklerin ne kıymeti kalır ki? Hadi bir tane. Hadi Tosun. Hadi ne olursun. İnan etme, al şunları. Hadi. Anne çok seviyorum seni. Ben de seni oğlum. Ben de seni. Hem de dünyalardan daha çok. Ne olur sil artık gözlerimi, hadi. Ya bak ben bu yaşıma kadar geldim, kazık kadar oldum. Sen bana hala düşkünsün, o garipler kim bilir neler
vallahi görmedim kızlar. Birden önüme atladı. Ben de böyle elim kolum bağlı kaldım işte. Yapabileceğimiz bir şeyler olması lazım. Var, var. Ailesi benden para istiyor. Ne kadar para? 5000 TL. Ya annem sağ olsun bileziklerini çıkardı verdi ama yetmiyor işte. Zülfikar abi. Bak, burada biraz para var. Amcamızın verdiği harçlıkları biriktiriyoruz. Senin bu paraya bizden daha çok ihtiyacın var. Sağ olun kızlarım, alamam bunu. Almazsın Zülfikar abi. Zaten fazla bir şey yok. Tamam ama geri ödemek şartıyla, tamam mı? Tamam, şimdilik işini görsün de. Biz seni çok seviyoruz Zülfikar abi. Senin üzülmeni hiç istemiyoruz. Sağ olun kızlar. Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız ya. Sağ olun. Değil mi ama? Saçların çok güzel olmuş şekerim. Ay teşekkür ederim. Bizim kuaförde yaptırdı. Süper. Ay yalnız bir şeye çok bozuldum. Sinirim tepeme sıçradı. Bu sene yine büyük çantalar moda olmuş şekerim. Oysa ki ben küçük seviyorum. Ay bak küçük dedin de aklıma geldi. Şu bizim küçük spalardan kurtulamadım ya, delireceğim. Spa demişken bu aralar bir tane kadın gelip senin spaları ziyaret edip duruyor. Aa, kimmiş o? Aman boş ver. Ben de kimmiş diye soruyorum. Belki kaçırırlar da toptan kurtuluruz. Ay vallahi ne bileyim, böyle Moldovalı kadınların isimleri gibi bir şeydi, neydi? Selena. Selena. Yok öyle birini tanımıyorum. Ne bileyim şekerim, teyzesiyim filan dedi çocukların. Ay nerede, nerede canım? Keşke bir akrabaları çıksa da bu öküz hayvanının nesli tükeninceye kadar kurban keserim valla. Ama nerede? Panda bunlar şekerim, panda. Ay 5 milyarlık dünyada bir akrabası çıkmaz mı canım insanın? Yok, yok. Şekerim, o halde o zaman beni de görürsün değil mi? Aslıcığım, inan okulun çok yardıma ihtiyacı var. Yani hep cebimden, hep cebimden. Ama nereye kadar, benim etim ne butum ne değil mi? Ama inan ki Türkiye'de benim müdüreler olduğu sürece geleceğimiz emniyet altında. Değil mi? Değil mi? Ay, yahu nerede kaldı bu adam? Parayı vermekten vaz mı geçti acaba? Anlamış olmasın tezgahım. Nereden anlayacak? Saftori'nin tekiydi adam ya. Hayatta çakozlayacak göz yoktu onda. Belki parayı bulmaya çalışıyordur. Ah be hanım. Trilyon mu istedik sanki? 5000 TL para istedik adamdan. Hem sonra o arabanın tamponlarını satsa çıkarır o parayı ya. Ha, geldi galiba. Hadi hadi hazırlan çabuk. Hadi bakayım. Öbür odaya sen. Sakın ses çıkartma. Çık çıkarırsan kafanı kırarım. Hadi. Sen de al şu resmi. Bakar bakar ağlarsın dümenden. Hadi başla hoca, hadi. Subhaneke, 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 subhaneke Allahümme, subhaneke Allahümme, subhaneke Allahümme, subhaneke Allahümme. İstikbali pek parlaktı. Futbolcu olup gol atacaktı. Getirdin mi parayı? Getirdim. Saymıyorum. Eksik çıkarsa ararım ben seni. Subhaneke, subhaneke Allahümme, subhaneke Allahümme, subhaneke Allahümme. Değeri parayla ölçülemezdi. Pek kıymetliydi yavrum. Resmi alabilir miyim? Al bari. Madem o kadar para verdin. Çerşevesi de bizden olsun hadi. Birazdan amcanız gelecek. Etrafta gürültü falan istemiyorum. Amcanız hoş geldin dedikten sonra derhal odanıza çıkıp derslerinizi çalışırsınız. Daha Kıvılcım'ın ödevleri yapılacak kızlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı. Ah, güzel, güzel. Aferin size.
Ay şunların güzelliğine bir bak. Yerim ben sizi, yerim, yerim. Gülümseyin bakalım, kurtarıcınız geldi. Ay, 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 benim kocam mı gelmiş? İşte geldim. Nasılmış benim güzel karım bakayım? Ben iyiyim canım, senin seyahatin nasıl geçti? Çok güzel geçti. Hoş geldiniz Ekrem amca. Hoş bulduk çocuklar, hepinizi çok özledim. Ayrıca hediyeler getirdim. Bu arada Kıvılcım nerede? Kıvılcım banyoda canım. Kızlar hadi artık odanıza çıkıp bir an önce ödevlerinizi yapmaya başlayın. Hadi canım. Ay çok akıllı kızlar. Aslıcığım niye hemen yolladın kızları? Ben çok özledim, daha hiç görüşemedik. Biliyorum, biliyorum, seni anlıyorum canım. Ben de onlarla daha fazla vakit geçirmek istiyorum ama ders çalışmaları lazım. Hem sen yoldan geldin, şimdi yorgunsundur, duşa girmek istersin. Benimle baş başa kalmak istersin. Sonra sana güzel bir masaj yaparım. Ha? Olur. Aa, Selena diye birini tanıyor musun hayatım? Böyle sarışın, uzun saçlı, saçları beline kadar. Güzel suratlı, güzel yüzlü. Benim kadar olmasa da işveli bir kadınmış. Tanıyor musun? Selena? Selena. Anne, ben yapamayacağım artık ya. Ne yapamayacaksın oğlum? Ya şoförlüğü anne. Bu çocuk hep gözümün önüne geliyor ya. Ben arabaya falan binemem artık. Ama o bir kazaymış. İsteyerek çarpmamışsın ki değil mi? Anne isteyerek ya da değil işte. O olay aklımdan çıkmıyor ya. Araba bile görmek istemiyorum artık. Zülfikar. Biraz izin alıp dinlensen. Bir haftalığına memlekete git istersen ha. Yok yok. Ben Ekrem Bey'le konuşayım. Kendine bir şoför bulsun o. Ben... Ya bu çocuğun acısı inşallah çıkar yüreğimden. Ah Zülfikar abi. Ah kadersiz oğlum benim. Selena mı? Böyle bir isim hiç duymadım, hatırlamıyorum. Vallahi Fitnat Hanım'a kendini kızların teyzeleriyim diye tanıştırmış hayatım. Teyzesi mi? Bu imkansız Aslı'cığım. Ay biliyorum hayatım. Yani bu çocukların bizden başka akrabaları yok ki. Panda bunlar, panda. Bana bak, bu kadın kızlara kötü bir şey yapacak olmasın? Aman yok canım. Bu garibanlara kim ne yapsın Allah aşkına? Neyse canım, sen kafanı yorma. Ben hallederim bu meseleyi, tamam mı? Konuşurum Fitnat Hanım'la, güvenliği uyarır. Almaz kadını içeri. Ekrem Bey. Ay şimdi olmaz Zülfikar. Bir dakika canım, çocuğun söyleyecek önemli bir şey var herhalde. Kesme lafını. Ay evet Zülfikar. Yani belki önemli bir şey söyleyeceksin. Niye kestirttiriyorsun canım lafını? Söyle canım. Ekrem Bey, 2 dakika konuşabilir miyiz? Çok mu önemli? Efendim ben... İnanamıyorum. Beni aldattı. İnanamıyorum. Keşke onu hiç tanımamış, hiç sevmemiş olsaydım. Ne kadar üzgün bir kız. Şeyler yapmam lazım. Madalyon bendeyken en iyisi kötü anılarını sileyim. Bu madalyon benim olmalı. Ben neden ağlıyorum? Almanı gerektirecek hiçbir sebep yok ki. Çok garip. Demek insanlar gülüp dururken bazen ağlayabiliyormuş. Kolyemiz, kıymetlimiz. Aa, madalyonum. Madalyonum nerede? Selena. Güzel. Selena, Selena. Gitmem gerek. Zülfikar, gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzüldüm bütün bu yaşadıklarına. Ay inanamıyorum Ekrem'cim. Zülfikar katil miymiş yani? Ay bunca zamandır Kıvılcım'ı öldürmemiş, çok şükür Allah'ım. Aslı saçmalama öyle katil filan diye. Ay çok haklısın hayatım. Yani Kıvılcım'ı ve kızları öldürmemiş diyecektim, öyle çıktı. Aslı'cığım nereden çıkarıyorsun katil matil? Çocuk zaten perişan, görmüyor musun? Ay hayatım yani sen de bir tuhafsın. Keşke çocuklarımızı öldürseydim diyecektim yani. Aslı saçmalama. Tamam hayatım tamam. Senin sinirlerin bugün biraz bozuk herhalde. Ters davranıyorsun. Zülfikar bak ne diyeceğim. Sana bir hafta izin vereyim. Git şöyle bir kafanı topla. Ne dersin? Ücretsiz bir izne çık. Ay tamam sustum hayatım. Sustum. Ay bir de ikramiye verseydin bari adam öldürdü diye. Ay devlet bile katilleri bu kadar kolay affetmiyor Ekrem'ciğim. Zülfikar.
Şöyle kendinle bir baş başa kal. Ondan sonra kararını verirsin. Ne dersin buna? Efendim anlayışınız için teşekkür ederim ama... ya bu çocuğun görüntüsü benim gözümün önünden gitmiyor ki. Ya ben araba falan kullanamam artık. Ay isabet olur, kullanmasın zaten. Bir saniye canım. Alo Tolga. Ha ben Aslı Aykar. Hani iki ay önce bizim evde çalışmıştın şoför olarak. Aslı ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Hayatım Tolga'yı arıyorum. Hani Zülfikar işi bıraktığında gelip çalışmıştı ya bizde. Ey Allah'ım sen bana sabır ver. Kardeşim yanlış numara. İyi. O zaman yeni şoförü kendin bulursun. Yalnız sabıka kaydı iste de katil matil çıkmasın bunun gibi. Selam kızlar. Sorun nedir bakalım? Aslı yenge Ekrem amcayı senden bahsetti. Evet Selen'e şimdi Ekrem amca yukarı çıkıp da seni bize sorarsa biz ne yapacağız? Buldum. Merak etmeyin kızlar. Sırrımız bizimle sonsuza kadar kalacak. Siz şimdi aşağı inin ve beni bekleyin tamam mı? Tamam Selena. Hadi kızlar. Peki müstesna siz hiç konuşmadınız mı bu konuyu aranızda? Konuştuk ama laf dinlemiyor ki Ekrem Bey. Ah çocuklar gelin. Size kötü bir haberim var. Ne oldu amcacığım? Zülfikar abiniz işi bırakıyor. Ne? Neden? Kaza yüzünden mi? Ama senin bir suçun yokmuş ki Zülfikar abi. Ben de aynı şeyi söyledim ama dinlemiyor. Tamam tamam kızlar. Ben de çok üzülüyorum ama en doğrusu bu olacak galiba. Şu çocuğun güzelliğine bakın ya. Benim yüzümden açamadan soğudu çocuk. Buyurun kızım, kime bakmıştınız? İyi günler, ben Selena. Selena? Ne oldu? Hani intikamını alacaktın o adamdan? Yoksa vaz mı geçtin? Ya düşündüm de geçmişte onun bana bir sürü iyiliği oldu. Onun hatırına bu sefer affedeyim dedim. Sen bilirsin. Madem geçmişte iyilik yaptı diyorsun. Evet yaptı. Belki bir daha da yanlış olmaz. İntikam gelecek yerden iyilikleri silmemek olmaz değil mi? Kahretsin. Süresi bitmiş bunun. Selena kullanmış kullanmış süresini bitirmiş. Utanmazsa şekerim ben. Az daha kafama geliyordu. Amca ne diyorsun sen ya? Amca babam gene başlattılar. Kavga edin kavga. Demek Selena sensin ha? Bak Ekremciğim, okulda kızları rahatsız eden kadın buymuş. Ben senin Leyla ve Nazlı'nın teyzeleri sayılırım. Selena teyze? Evet evet Selena teyze. Seni çok özledik Selena teyze. Ben de çok özledim. En çok beni özledim. Kızlar benim elimde büyüdü sayılır. Gülçin ve Gökhan da sizden çok bahsetmişlerdi. Bizde kalacak mısın? Sus bakayım sen küçük cıp. Canım, canım tatlı cadı. Çocukları küçüklüğünden beri tanıyorsunuz demek. Evet, benim elimde büyüdüler. Dediğim gibi Gökhan'la Gülçin hep işe gittiklerinde bana bırakırlardı çocukları. Hep beraber çekilmiş fotoğraflarımız da var. Görmek ister misiniz? Tabii, lütfen. Buyurun. Aha. Bak Aslı'cığım. Bizden başkalarının da çocuklarla ilgilendiğini görmek ne güzel. Evet Ekrem'cim çok haklısın. Madem teyzeleri sayılırsın istediğiniz zaman kızları alıp gidebilirsiniz. Alıp gidin. Yani çok emeği var diye söylüyorum değil mi Ekrem'cim? Aslı'cığım lütfen. Ben sizle tanıştığıma çok memnun oldum. Sizden bir şey rica edecektim. Buyurun. İstanbul'a yeni taşındım da çocukların da okul problemleriyle ilgilenmek istiyorum. Fakat takdir edersiniz ki okula giriş çıkışlarımda çok problem oluyor. Bana bir izin kağıdı verirseniz ben de Fitnat Hanım'a... Lütfen kabul et amcacığım. Evet evet, evet lütfen. Madem ki kızlar da bu kadar istiyor ben size yazılı bir izin kağıdı veririm. Çok teşekkür ederim Ekrem Bey.
Tabii evladım, ne demek? İstediğiniz kadar top oynayabilirsiniz. Hatta abartıp hiç derse girmeyip bütün gün top oynayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O kadar mesudum ki. O sarışından kurtuldum ya. Burak bana kaldı artık. Aramıza o sarı çalı asla giremeyecek. Tanrım, çok mutluyum. Ay, gir ayol, gir gir. Aa, sen hala ne sıfatla geliyorsun bu okula? Kızların velisi olma sıfatıyla. Olamaz. Oldu bile. Ekrem Bey'in imzası var orada, bakın. Artık okulda daha sık sık görüşürüz değil mi? Bay bay. Aa, ama. Hayır. Bu. Olmuyor Seval Hanım, ne yapayım ya? Gözümün önünden gitmiyor bu çocuk. Yani uyuyayım diyorum, bu sefer rüyalarıma giriyor ya. Anlıyorum Ekrem Bey. Gerçekten zor bir durum. Ama artık yapacak bir şey yok. Yani olanları kötü bir rüya farz edip hayatımıza devam etmemiz lazım. Lazım, lazım da nasıl efendim? Düşünsenize, ailesi parayı kabul etmeyip sizi hapishanelerde çürütebilirdi. Ya tamam, ailesi affetti beni de ben kendimi nasıl affedeceğim onu bilmiyorum Seval Hanım. Ekrem Bey, belki şu durumda size pek bir şey ifade etmeyecek ama ben size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Siz gerçekten çok ama çok iyi bir insansınız. Lütfen bundan hiçbir zaman şüphe duymayın. Çok üzülüyorum Zifker abiye. Biz de çok üzülüyoruz Nazlıcığım. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok maalesef. Sen de düşünmemeye çalış. Abla! Ne oldu Nazlı? Çocuk yaşıyor! Kim? Kim yaşıyor Nazlı? Nerede? Zülfikar abinin arabayla çarpıp öldürdüğü çocuk. Resimde görmüştüm, yaşıyor. O hep burada zaten. Duydunuz mu? Neyi? Hey! Buradayım, yukarıdayım. Bakın orada. Merhaba. Merhaba. Sen tanıyor musun o çocuğu? Evet, benim yuvam hemen burada. Ben ne zaman gelsem o ve ailesi burada. Araba çarpı numarasıyla insanları soyuyorlar. Hı, demek öyle. Ya? Kızlar, şimdi anlaşıldı. Çocuk ve ailesi dolandırıcıymış. Araba çarpı numarasıyla insanlardan para alıyorlarmış. Bunu bu kuş mu söyledi? Evet. Hadi hemen Selena'yı çağıralım. Tamam. Selena. Selena, Selena. Selam kızlar. Sorun nedir bakalım? Selena, Zülfikar abi o çocuğu öldürmemiş. Sadece bir tuzak kurmuşlar. Çocuk yaşıyor, bak. Aa, kızlar. İnanamıyorum. Hemen bu olayı açıklığa kavuşturmamız lazım kızlar. Tamam be oğlum, senin bir suçun yok ya. Daha dikkatli kullanmam gerek. Seninle de kaynaşamadan gidiyorum. Yemin ederim bir daha araba falan kullanmayacağım. Zülfikar abi. Nazlı. Sen katil değilsin. Neden bahsediyorsun Nazlı? Sana tuzak kurmuşlar. Sen aslında hiç kimseyi öldürmemişsin ki. Ben kendi ellerimle teslim ettim hastaneye. Kendimi iyi hissetmem için böyle konuşuyorsunuz, biliyorum. Hayır, gerçekten bu böyle. Hem inanmıyorsan gel bana, sana göstereceğim. Peki biz? Siz burada kalın kızlar. Benim bir planım var. Onlar bir daha kimsenin parasını çalamayacaklar. Hadi Zülfikar. Selena Hanım, işe yarayacak mı dersiniz acaba ya? Yaramak zorunda. Yaklaştım. İşte bunlar onlar. Aa!
çocuğum gitti, mahvoldu. Gitti, çarptılar, ezdiniz çocuğumu. Ah, mahvoldu, oğluma çarptılar. Gitti, hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Hemen arabaya bindi. Ah, oğlum. Gel yavrum, gel. Gencecik yaşında arabaların da altında kal. Bunu da mı görecek? Al başımıza gelenler. Ne olur acele edin. Geçmiş olsun. Sağ olun oğlum, dayan, baban kurtaracak seni evladım. Abla sağdan gireceğiz. Hop abla, hastaneye geçtin ya. Ya şurada bir hastane var. Ablacığım olur mu, bizim tanıdığımız doktor var, ona gidelim biz. Ama üzgünüm, acelemiz var yani, çocuğu yetiştireceğiz. Ah be ablacığım, ah be ablacığım. Bizim tanıdığımız doktor var diyorum, bizim bütün trafik kazalarımız o bakıyor. Tamam tamam. İşte geldik. Oh. Ama burası hastane değil ki, burası karakol. Ya evet, karakol. Bizim hastaneye gitmemiz evet, lazım. Evet, çocuk fena buraya? Yani bizim hastaneye gitmemiz lazım. Hastaneye gidemiyorsunuz, karakola geldik. Çünkü bundan sonra hiç kimseyi soyamayacaksınız. Ama olur mu? Nasıl olur yani? Olur, olur. Yürü içeri. Sen. Ya ben. Bizim gitmemiz lazım. Hayır, biz gidemeyiz ama bizde olmaz ama yani. Mark. Selen Hanım, ben hemen geliyorum. Burada bekliyorum. Hadi memur bey, şikayetçiyim, alın bunları. Kaybol içeriye. Oo, olmaz ki bu kadar. Dolandırdı bunları ya. Sizin ifadenizi aldık. Suçlular da yakalandı. Suçlarını itiraf ettiler. Artık gerisi adalete kalmış. Sağ olun komiserim. Yalnız ufaklık ne olacak? Çocuğun yaşı küçük olduğu için bir işlem yapamıyoruz. Ama bu tipleri bilirim. Maalesef büyüdüğünde o da yanımıza gelir. Komiserim, bunlar benden para, bilezik falan bir sürü şey aldılar ya. Onları nasıl buluruz? Hepsi tamam. Bilezikler ve para. Buyur. Çok sağ olun komiserim. Güzeldi. Asıl siz sağ olun. Sayenizde bir çeteyi ele geçirdik. Gelin. Komiserim, çetenin diğer mesutları da yakalandı. Güzel. Kaç kişi? İki efendim. Birisi sahte doktor, diğeri sahte polis. Nezarethaneye atın, beklesinler. Nasıl emredersiniz efendim? Komiserim, ben de çıkayım, müsaade isteyeyim. Müsaade sizin. Geçmiş olsun kardeşim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ ol. Sizleri de uzun bir gece bekliyor. Atın bunları nezarethaneye. Nasıl emredersiniz efendim? Ay, ne yaptılar acaba? Derdest edip kodesi atmış olmasınlar oğlumu hazır geldi diye karakola. Senin için de ferah tutmuş Sesen teyze. Biz gördük çocuğu, hiçbir şey olmamıştı. Emin misiniz kızlar? Eminiz tabii. Demek ki bu adamlar bayağı organize bir çete. Aman ha! Bu organize çete mensubu üyeleri Zülfikar'la Selena Hanım'ı kaçırıp bir kötülük neyim yapmış olmasınlar. Bir arayıp sorsam yedik polise Ekrem Bey. Sen hiç merak etme. Seni varken onlara hiçbir şey olmazmış Nesna teyze. Olmaz mı? Neden? Şey, çünkü Selena kara kışak karatecidir de o yüzden. Aa, ama bu iyi iyi işte. Aa, geldiler galiba. Ne oldu oğlum? Ölmemiş değil mi çocuk? Ne oldu Zülfikar? Yakalattınız mı dolandırıcıları? Maalesef. Ne? Çocuk gerçekten ölmüş efendim. Beni de cezaevine alacaklar, hem de L tipi. Olamaz Zülfikar'ım, dostunum. Bu destere de mi düşecektin sen? Bir dakika, bir dakika. L tipi cezaevi diye bir şey yok ki. Hadi ya, tutmadı mı? Efendim şaka yapmıştım zaten ya. Şıpasız seni. Yüreğim ağzıma geldi. İl bakayım sarılacağım. Ay Ekrem'cim, Ekrem'cim. Demiştim ama ben sana. Şunun suratına bir baksana. Karıncayı bile incitemez mi? Ay canım benim. İnan bana Zülfikar. Bir an için bile olsun senin katil olabileceğine inanmadım. Bilmez miyim efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim artık alabilir miyim? Neyi alabilir misin? Arabanın anahtarını efendim. Artık çalışmamam için bir sebep yok değil mi? Ben sana bu arada söylemeyi unuttum değil mi Zülfikar? Neyi efendim? Sen yokken ben yeni bir şoför buldum. Aa, ne zaman?
Yalan ya. Bah. Canınız sağ olsun efendim, tamam. Hadi bakalım, şaka, şaka yaptım ben de. Şaka mıydı? Tabii şaka ya. Al şu arabanın anahtarlarını, doğru arabanın başına marş marş.